Alo. Haydar Bey, ben Selim Gür. Buyurun. Hakkında dava açtığım Kadir Adalı'nın bir operasyon yaptığından haberiniz var mı? Ne operasyonu Selim Bey? Gece gece tadımızı kaçırmayın Allah aşkına. Kaçsın Haydar Bey. Anlaşıldı, haberiniz yok. Neden haberim yok ya? Kadir Adalı, müvekkilim Veli Cevher'e kanuni hiçbir dayanağı olmayan bir operasyon yapıyor. Detaylı bilgileri vereceğim adrese gidince öğrenirsiniz. Kadir mi yaptı bu operasyonu? Siz bana şu adresi bir verin hele. Sözünü tuttun aileme yani. Şimdi sıra senin annemde. Veli annemin yerini biliyor. Annem yaşıyor Zeynep. Benim annem yaşıyor. Veli bana annemin yerini söyleyecek. Benim annem hayatta. Veli bana annemin yerini söyleyecek. Veli bana annemin nerede olduğunu söyleyecek. Cemre, iyi misin? Sen? İyiyim, iyiyim. Bu kadar mı? Bu soğukkanlık nereden? Sevdiklerimi... Benim sevdiklerimin başına bir şey gelme ihtimalini düşündükçe ben deliriyorum, kafayı yiyorum. O korkuyla da yaşayamıyorum. Gözüm bulanıyor, beynim duruyor, fikrim duruyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi onu bilmiyorum tabii de. İyi bir şey. Yani seni, sizi güzel yapan da bu. Nasıl seveceğinizi bilmiyorsunuz ama sevdikleriniz için her şeyi yapıyorsunuz. Bence çok güzel. Seni tanımadan önce böyle bir sevgiden habersizdim. Ama şimdi nasıl sevdiğini biliyorum. Ölecek kadar seviyorsun. Çevrendekilerini yani. Sen de. Veli sakın ölme. Bana annemin nerede olduğunu söyleyeceksin. Bana annemin nerede olduğunu söyleyeceksin Veli. Sen yaptın. Senin yüzünden oldum. Senin yüzünden hasta oldum. Selim Bey. Sen bizi sattın. Sen poliste çalışıyorsun değil mi? Selim Bey ne diyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum. Sana mesajı Veli atmadı değil mi? Selim Bey, sakin sakin açık açık konuşursanız ne dediğinizi anlarım.
Kadir Adalı, Veli'ye tek başına operasyon yaptı. Az önce öğrendim, Veli vurulmuş. Beni duydun mu? Vurulmuş! Sen de Kadir'le çalışıyorsun. Hayır, ben o polisle falan çalışmıyorum. Veli'nin mesajını sadece size ilettim. Başka bildiğim bir şey yok benim. Mesaj atan, numarayı ver bana. Merhaba canım benim, merhaba. Organize Şube Başkomiseri Kadir Adalı. Ne oldu lan avukat, taklaya mı geldin? Avukat. Oğlum sizi beni iyi yetiştirememiş lan. Sizdeki kafa bu kadar işte. Siz ikiniz bir tane mesajımla çöktünüz. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İkinizi toplasan bir tane adam etmezsiniz. Haydi kapatıyorum şimdi canım. Haydi. Bana bak lan. O kartı kır. Haydi. Kimsenin, kimsenin olacaklardan haberi yok. Niye bulaştıklarının farkında bile değil. Bu gece herkesin sonu olacak. Cansız, bu işe bulaşan herkesi yok edecek. Herkesi. Hakkında soruşturma başlatılmışken tek başına operasyon çekeceksin. Çarşıyı pazarı dağıtacaksın. Ondan sonra da polis kalmaya devam edeceksin. Yok ya. Müdürüm bu... Başlatma müdüründen. Ver rozetini. Nasıl? Lan oğlum ver rozetini. Evrakı yarın alırsın. Müdürüm bu iş bitmeden benden rozetimi alma. Oğlum beni hastanede bağırtma. Ver şu rozeti. Hadi. Silahı da ver. Silahı da ver. Veli nasıl? Üç mermi var vücudunda. Durumu kritik. Doktor ameliyat hazırlıyor. Ameliyattan çıkamayabilir dedi. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Böyle devam et. Anne, ben çok üzgünüm. Niye anneciğim, ne oldu? Niye üzgünsün? Balıklarım tek başına kaldı. Hangi balıklar? Akvaryumdaki balıklar. Bir de Veli amca hasta oldu, biliyor musun? Onu kim iyileştirecek şimdi? Anneciğim, o adam iyi bir adam değil, anladın mı? Seni benden zorla aldı, beni çok üzdü. Ama bana hiç kötü davranmadı ki. Ama sana kötü davranmaması iyi bir adam olduğunu göstermez ki. Ama o hasta. Çok üzgün. Hadi bakalım küçük hanım, artık yatağa. Hadi yatağa giriyoruz. Biz niye buraya geldik? Babam nerede? Anneciğim, ben şimdi bunları hiç konuşmak istemiyorum, biliyor musun? Çünkü ben kızımı özledim. Kokusunu özledim. Her şeyini özledim, çok özledim. Sadece kızıma sarılıp yatmak istiyorum ben.
Annemi bana geri ver Veli. Gerçekten bu hayatta başka bir şey istemiyorum. Bana annemi geri ver. Çünkü ben de anneme... Anne, beni sevdin mi diye sorayım. Beni hiç sevdin mi? Anne. Beni neden yalnız bıraktın anne? Beni neden... Neden beni almaya gelmedin hiç? Anne. Beni neden sormadın anne? Beni neden yalnız bıraktın anne? Diye sorayım. Veli. Böyle başımı yaslayayım dizine. Yaslamayayım mı? Benim hakkım yok mu? Hı? Çok zor usta. Hakikaten diyorum çok zor bak ya. Yani olmuyor yani, yaşanmıyor. Ana dedim ben de akan sular duruyor dayı. Ben tırlatıyorum kafayı. Ben ana dediğin zaman hala yetiştirme yolundaki o çocuğum. Usta. Ben geceler yetimhanede kabus görüp anne diye ağlardım ama benim sesime hiçbir ses karşılık vermezdi. Büyüyemiyorum ben biliyor musun? Onu görmeden de büyüyemeyeceğim be. Çok zor dayı. Bak. Allah aşkına. Allah aşkına bana annemi geri ver. Sahipsizlik çok zor. Çok zor ya. Abi. Söyle kardeş. Abi şey, müdür emir verdi de Adalı gelirse Veli'yi görmesine müsaade etmeyin dedi. Kendi iyiliği için. Tamam kardeş. Kim nöbette bu gece kardeş? Tayfun Akif var abi. Değil mi? Ne kusura bakacağım oğlum, vazifen. Bir emrin olursa abi. Emir yok, emir yok. Bu saatten sonra benim sana ricam olur ancak. Ancak. Elimizde bir tane rozetimiz vardı orada. Haydi. Efendim, istediğim bilgiyi öğrendim. Hastanede 6 polis var. 4'ü resmi, 2'si organize şubede. Bunu istediğine emin misin? İyiyim. Madem öyle istiyorsun, yapalım o zaman. Thank you.
bulunduğumda bir kasetle bir parkın köşesine bırakmış. Ondan sonra da o yetimhane mevzusu, o hikaye öyle başladı. Hayattaki şey ne biliyor musun? Birisinin gelip seni o cehennemden kurtaracağını beklemek. O çok pis bir şey. Ben 18 yaşıma kadar bekledim. Ne gelen oldu, ne arayan oldu, ne soran oldu. Öyle değil mi Zeyno? Doğru. Gelen, giden yok. Kimse gelmedi. Sen de polis olmaya karar verdin. Evet, bu yüzden polis oldum. Annemi bulmak için polis oldum ama... böyle... aramadım yani bir daha. Nasıl aramadın? Ben sana sorduğum zaman ben aradım ama bulamadım dedim bana. Sana tersini söyleyemedim. Sen bunun için polis oldun. Ben bunun için... niye aramadın? Yani ben onu bulduğumda... ben seni hiç istemedim, ben seni hiç sevmedim demesinden belki korktum. Yani bu yüzden seni almaya gelmedim. Kusura bakmayın. İşte bu yüzden seni belki hiç aramadım demesinden korktum biraz. Ya zaten alıştım da yani yokluğuna. Kadir. Ya eyvallah, alışamadım. Annemin gelmesini hala bekliyorum. Ama ben bu sefer bulacağım onu. Veli'nin uykudan uyanmasını bekliyorum. Veli bana annemin yerini söyleyecek. Abi, bu Kundak'taki kasetin içinde ne vardı? Eski bir şarkı. Nasıl bir şeydi? Kader bana başka bir anne verdi. Yardıma düştüm.